Arkadaşlar biz şimdi size göstermek amacıyla hastamızdan bir ölçü aldık. Bu ölçümüzün nasıl dezenfekte edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler vereceğim. Buyurun beraber bakalım. Şimdi hastamızdan aldığımız ölçüyü ilk önce akan suyun altında 1 dakika boyunca yıkamamız gerekiyor. Suyu ölçüyorum. 1 dakika boyunca önlü arkalı, kaşın ön yüzeyinden ziyade arka yüzeyinde akan su altında 1 dakika boyunca yıkanarak tüm tüplük ve kandan arındırılması gerekiyor. 1 dakika boyunca yıkadığımı farz edin. Yıkadım. Temiz bir peçetenin üzerine ölçümüzü yerleştirdim. Daha sonra sizin kullandığınız Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanmış ölçü dezenfektanını ölçü kaşığımızın üzerine önce bir fıst olarak ön yüzeyine, daha sonra arkasını çevirip bir fıst olarak da arka yüzeyine sıkıp 3 dakika boyunca ölçümüzün dezenfekte olmasını bekliyoruz. 3 dakika boyunca ölçümüz dezenfekte oldu. Bir peçete alıp dezenfekte eden olan ölçümüzü peçetemize yerleştiriyoruz teknisyene gönderilmek üzere. Güzelce ölçümüzü kapatıyoruz. Daha sonra kilitli bir poşete ölçümüzü yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Mutlaka kilidi kapatılmalı. Bu şekilde paketlenerek ölçümüzü. Biz genelde kliniğimizde ölçülerimizin kırılmaması, herhangi bir zarar uğramaması için böyle kutulara yerleştiriyoruz. Daha sonra ölçümüzü dezenfekte ettiğimizde tabii ki teknisyenimiz kliniğimizi görmediği için bilemeyecek. O yüzden biz şöyle stikerler hazırladık. İşte ölçümüz bu malzemeyle dezenfekte edilmiştir diye. Bunu da mutlaka ölçümüzü gönderirken kutumuzun içerisine yerleştiriyoruz ki teknisyenimiz bizim ölçümüzün steril olduğuna emin olsun. Bunu bu şekilde teknisyenimize güvenli bir şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ölçüler dezenfekte olurken yapılan bazı hatalar var. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ölçülerimiz mutlaka ölçü dezenfektanıyla dezenfekte edilmeli. Yani asla yüzey dezenfektanını ölçü dezenfektanımızın üzerine sıkmamalıyız. Çünkü bu bizim ölçümüzde bir süre sonra bozulmaya yol açıyor. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış kilitli poşetlerin kullanılmaması. Mutlaka ölçüler teknisyene gönderilirken kilitli poşetler üzerinde gönderilmeli. Diğer bir yanlış ölçüyü direkt ölçü dezenfektanıyla dezenfekte etmek. Mutlaka ölçü ilk başta su ile yıkanacak, daha sonra ölçü dezenfektanıyla dezenfekte edilecek. Daha sonra sprey kaşığı sadece bir yüzeyine sıkmak. Bunu da çok yapılan bir yanlış. Sprey arkalı önlü hem kaşığın ön yüzeyine hem arka yüzeyine sprey bir defaya mahsus olarak sıkılması gerekiyor. Ve dezenfektan alırken tüberkülosidal ve fungisidal etkisi olan bir dezenfektan tercih edilmeli. Bunların etkisi olmayan bir dezenfektan tercih ederseniz ölçüleriniz dezenfekte olmamış demektir. Arkadaşlar bugün ben size ölçünün nasıl dezenfekte edildiğini ve bu dezenfekte edilen ölçünün teknisyene nasıl ulaştırılması gerektiği hakkında bilgiler verdim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.